Adana mutfağından Adana kebap. 2 kilo satır arası kıyma, 200 gram kuyruk yağ, 4 adet kırmızı biber, pul biber ve tuz. Sunumu için lavaş, domates, sivri biber ve kuru soğan. Son yemeğimiz de Adana kebap olacak. Sadece etimizi bir güzel şişlere dizeceğiz. Sonrasında da fırına atacağız. Bir mangalımız olmadığı için. Dinlendirdiğimiz. Gel. Evet. Yeni açanlar için eti hatırlatayım. Sen şişlerin nerede? Tabii, onları al. Tabii geçiyorum. Yağsız kuzu eti. Ne kadar da kuyruk yağ koydun? 200 gram. 1 kiloya 200 gram. Kuyruk yağını koyduk. 4 tane kadar normal kırmızı biber doğradık, taze. Pul biber koyduk ve tuz koyduk. Bir güzel yoğurduk, birbiriyle geçirdik. 2-3 saattir de dolapta bekliyor. Şişi tutması bunun için bu çok önemli. En az 2 saat durması lazım dolapta çünkü dinlenmesi gerekiyor. Bunlar marketlerde satılıyor, çok pratik oluyor. Şimdi sen bir Adanalı gibi şöyle önce bir elimizi ıslatalım. Bakalım yapabilecek misin? Lütfen. Senin eşin de Adanalı mı? Onu Arnavut. Sormayı unuttum. Arnavut. Evet. Vay. Yemeklerini arıyor mu, istiyor mu? İstiyor. Öğrendin mi? Evet. Yani hayır Adana'nın yemeklerini istiyor. Normal. Adana'nın yemeklerini ben de istiyorum. Trakyalıyım. Aynen. Çok seviyorum. Yani gerçekten çok istiyor. Böyle biraz kalın olacak Nursel'cim bu. Tamam. Şimdi şekil verme vaktimiz geldi. Fırınını da açtım ki sıcak fırına girsin. Evet, 200 derece. Ben de yine senin portatif, bak Adanalı ya, evinde sürekli böyle ızgaramsız şeyler var böyle. Domatesini falan koyayım burada közlensin. Yarım koysak yeter. Evet, yarım koymamız gerekiyor. Şöyle. Soğanlarımız, biberlerimiz. Biberi bütün mü koyalım? Bütün koyalım, güzel olsun. Şöyle olsun. Soğan da koyayım. Evet, ikiye bölelim Nursel'cim onları da. Şöyle de soğanımız olsun. Bunlar burada ızgara olsun. Altlarına tamam, bir şey yapmadın. Yok, hayır. Hı-hı. Bunun yağı var zaten Nursel'cim. Bu piştiği zaman yağları tepsinin içine akacak. Evet. Tamam. Şimdi bunun şöyle bir güzelliği var. Şimdi mangalda başıma çok geldiği için söylüyorum. İyi yoğrulmazsa, et işte iyi dinlenmezse, bilmem neyse, öyleyse böyleyse şişten bu etler dökülebiliyor. Bayağı ateşin içine böyle düşüyor, siz de baka kalıyorsunuz. Bunda öyle bir derdimiz olmayacak. Yok. Evet. Bu sadece göstermelik düşme derdi olmadığı için tabaklara böyle sunacağız. Altına bulgur pilavı yapmışsın. Evet. Onu sunacağız. Üstüne de kebabımız. Soğan salatamız muhakkak olacak. Hı hı. Ben de yapayım mı? Evet. Deneyeceğim. Şöyle elimize bunu alıyoruz. Kolay gelsin. Buyurun. Nasılsınız? Hoş geldin. İyiyim. Siz nasılsınız? Daha bu elim batmadı. Şöyle yapayım. Nasılsınız? Çok iyiyim. Eşim Enis. Tahmin ettim. Meşhur. Bayağı kulaklarınızı çınlattık. Yani belki yardıma ihtiyaç vardı diye geldim ama. Anlar mısınız bu işten? Yani, şundan. Yani 4-5 senedir çok şükür. Yapıyor. O zaman lütfen ceketinizi çıkarın, elinizi yıkayın ve yanımıza gelin. Ama sizin kadar yani ustaların yanında. Ben hiç beceremiyorum. Baksana tutuşuma. Ben yani bunu yapamıyorum. Her şeyin başı denemektir. Tamam. Siz bana yardım edin o zaman. Tamam ederim. Tamam peki. Hanım bu konuda biraz iyidir diyor. Ben beni beğenir. Yardımınızı. Tamam. Siz... Ben o zaman ellerimi öpüyorum. Aynen öyle gelsin. Gelin. İyi çalışmalar. Benim nedir bu erkekleri çalıştırma şeyim ya? Beceremedim. Asla böyle yapamadım yani gerçekten. Biraz neyse eşin geliyor sana yardıma. Evet. Rahşancığım yine hazırlamış günün. Ben hazırım. Siz de gelmişken Adana'ya gidince ne yapmadan dönmemek lazım? Adana Merkez Camii ve Ulu Camii görmeden Taşköprü, Büyük Saat, Kazan mı? Kazan Kalesi, evet. Atatürk'ün evi, Tarihi Kazancılar Çarşısı'nı gezmeden sakın dönmeyin. Kebap, bici bici, şalgam suyu, kazan simidi, şırdan, halka tatlısı yemeden dönmeyin. Denk gelirseniz Altın Koza Film Festivali ve Kiraz Festivali'ne mutlaka gidin. Orada yapılıyor biliyorsunuz diye notumuz var size. Buyurun. Ben şöyle bir... Tabii eşinizin yanınıza geçin şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Hadi bakalım. Sen de iyi yaparmış. Evet, bakalım yapabilecek mi?
Yok, ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 5 sene önceye kadar hiç Adana yöresinin hiçbir ürününü bilmezken sağ olsunlar. Ama abi, şey, normal dışarıda da hani bir kebapçıya gidelim ya, olur kesinlikle. Ya böyle. Ama şunu söyleyeyim, gerçekten mesela bir Adana'da mesela bir semt lokantalarında olan bu Adana usulleri hiç buradaki yerlerini tutmuyor. Hani bunu ne kadar geserek şimdi de. Şimdi biz her Ramazan bayramında gidiyoruz. Adana'ya. Evet. Ha. Ya bakalım bu Ramazan inşallah. Yalnız eşim diyor, başka bir şey demiyor Vildan yani. Söyleyeyim, çok hoşuma gitti. Biraz tabii şimdi zor almışsın kızı, onları da öğrendim. Eyvah, bazı açıklar ortaya çıktı. Yo şey, mücadelenizi ben çok sevdim. Hani, ya şimdi bizim... Ben bu kızı istiyorum demişsin, ben bu kızı alacağım kardeşim demişsin. Masaya vurmuşsun, almışsın, helal olsun. Teşekkürler. Yani şey var, her şeyden önce bir inanç, her şeyden önce bir saygı, sevgi. Utanıyorum yalnız şu anda. Hanım yaptın mı sen? Olmaz, seninkini alayım ben. Şöyle koy. Şöyle koy. Olmadı. Kolay mıymış? Kayıtta mı? Kay, vallahi bayağı kayıttayız yani. Yani gördüğünüz gibi. Süper. Aa, teşekkür olsun. Olsun, yardım etmeye çalışmak bile ya çok ben güzel. Ben çoğunlukla kendisi yüzü burada diye söylemiyorum. Çoğunlukla yardımcı olmaya çalışıyorum. Her ne kadar elimden gelen bir gayretiyle. Çalışırken çok yardımcı oluyor. Yani, şimdi biraz artık daha yavaşlattı. Kız babaya benziyor. Konudan konuya geçiyor gibiyim galiba ama inceliyorum sizi böyle. Kız babaya benziyor. Bu arada, da çok özür dilerim. Çok sakin bir kızım var aslında. Bütün gün kendi kendine takıldı. En sonunda artık yeter ama oldu. Bir uykusu geldi Nursel'cim, evet, ondan. O da yani 3 yaşında daha olur. Istiyorum. Altını çizerek ben her pazarları genellikle evde büyük bir vakitimi geçirdiğim için sizler de sağ olsun. Yani ne derler, hayranlıkla bayağı bir takip iştahla. Takip mi ediyorsunuz? Ay, İnternetten hemen girer bakar. Show TV gerçekten hani bu programa yani bütün emeği geçen arkadaşlar olsun. Teşekkür ediyorum ben sizler adına da. Çok teşekkürler. Hani, inanın şunu rüyamda görsem aklıma gelmezdi. Şu anda sizle aynı karede. Ya, gerçekten. Teşekkür eder misin bana lütfen? Tabii ki de. Kesinlikle. Ben kendisine ederim. Söylüyorum. Çok fazla erkek izleyicimiz var. Erkeklerin hakkı yeniyor. Gayet de yardım ediyorlar. Kamera işlerine. Arkasında kalıyoruz diyelim. Öyle diyelim. Aynen yani öyle. Çok şeye çıkmıyoruz ön plana. Ne oldu bebeğim? Bir tepsi daha yapalım. Ben şöyle alalım. Tepsi daha yapalım. Misafirlerimiz çok. Sizi göndermeyeceğim. Ne soracağım? Sen bir tepsi daha al bence. Evet. Nerede tepsi? Bu arada biberlerimize bakalım Nursel'cim istersen. Sanki iyi gibiler Vildan. Olmuşlar artık Nursel'cim. Onları çıkartalım. Kapatalım. Hangi sektördesiniz? Ne takı iş yapıyorsunuz? Takı sektöründeyim. Takı? Evet. Of. En sevdiğimiz. Ha kızlar? Bayılıyoruz. Sen demedin mi evlilik yıl dönümüm yaklaşıyor? Evet, öyle. Geri sayıma başladık. Geri sayım çok az kaldı. Kulağını görmüyorum. Takı da görmüyorum. Yok, şu anda size yemek yapabilmemiz için böyleyiz biz aslında. Çok dolandırır. Ben niyeyse hep böyle bir hayal ediyorum. Hani altıncıları anlıyorum. Bu karısına diyorum amma şeyler alıyordur falan diyorum. Nasıl oluyor mesela, taksın taksın geri koysun bitince. Yani o tarzda genellikle şöyle genel bizde oluyor. Şimdi biz çoğunlukla sizler gibi değerli insanlarımıza hizmet ettiğimiz için artık o şeye bir şekilden sonra doyulmuş noktasına geliyoruz. Yani artık gün boyunca takı sektöründe olduğumuz sen için. Sen istemez misin şöyle evlilik yıl dönümünde bir ya güzel bir pırlanta isterim. Kendisinin hiç öyle bir şey yok. Biz kadınlarda öyle bir şey yok. Yanlış takı merakı olmasa gerek. Ben öyle düşünüyorum. Yani yoksa normal isteyip de olmama gibi şansı yok. Var işte. Vallahi var yani. Şu an kamera önünde onu açıklıyor. Ben de şu an ilk defa duyuyorum. Ya şaka yapıyorum. Hayır, ben hiç değer vermeyen biri olarak söylüyorum. Kadınlar çok yüce gönüllü. Hakikaten neyse odur yani. Eşi ne yapıyorsa bence ona tamamdır. Değil mi Vildancığım? Evet öyle. Teşekkürler. Evet. Burada beni tutamak olmuş. Sağ ol. Çok içten oldu mu bu evetim bilmiyorum ama. Valla istiyor. Ben şu an açık gitsem daha iyi yani. Daha yok, ben zaten inanır mısınız bir iki gündür bir planım var. Kafamda bir plan düşünüyorum. Bunu da şu anda hani sizlerle paylaşmak istiyorum. Sürpriz yani. Sürpriz olarak. Açıklayacak mısın? Açıklama yapmayalım da gene hem sizin dediğinizden bir pırlanta mı konusu mu yoksa farklı bir konum daha var. O da bir şu anda düşüncem içinde. Hadi bakalım. Tabii bu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Hadi bakalım. Heyecanlan sen. Sürprizi de bozmayalım. Bekleyelim o zaman. Evet, 25 Haziran. Tamam. Tamam Nursel'cim, ikinci tepsimize geçelim hemen. Bunları 200 derecede güzelce pişirelim. Bunu da bitsin, ondan sonra şey yaparız. Ben size bu arada müsaade istiyorum. Bir kızımı seveyim. Daha yeni bence işten geldim. De, tamam. Hem de elimi yıkmış olayım. Birazdan kolay masadayız. Gelsin. Tabii ki. Görüşmek üzere. Ne kadar kibar, ne kadar beni beyefendi. Beni de böyle kandırdı. Işte. Seni de öyle kandırdı. Bence iyi olmuş, yakışmışsınız.
Yalnız... Nursel'cim sonuncuyu da tamamladık. Öyle oldu çünkü. Saklanıyormuşum gibi oldu. 2 kilo et vardı burada. 2 evet. tepsi çıktı. Bence bayağı konuyu, komşuyu, akrabayı doyurur. Ramazan demek paylaşmak demek. Hemen şöyle 200 derece. İkisini birden altlı üstlü atalım mı? Evet, gerekirse atalım. Alt üst yaparız. Zaten bunu ara ara bakacağız. Bunu da alta koyalım. İkincisini ben hallederim toplarken. Buralar bir toplansın. Günün en mis kokan anı sunumlar için hazırlıklar.